Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, bakanlığın ve kurumlarımızın değerli temsilcileri, basınımızın değerli mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olunca konumuz, haliyle gençler adına biz de bu konuşmaları yapıyoruz. Ben de gençler adına bir sunum yapmaya çalışacağım. Şimdi gençlerimiz size oy moy yok demişlerdi biliyorsunuz ve onun üzerinden oldukça uzun zaman geçmesine rağmen onların sesini duyduğunuza dair bir belirgin bir emare göremedik maalesef Sayın Bakan. Anlamamış olma ihtimaline karşı ben de onlar adına onların istediklerini size aktarmaya çalışacağım. Gençlerimiz özellikle son 5 yıldır kendilerini terk edilmiş hissediyorlar. Hangi platformda onlarla konuşursanız konuşun, bu çıkıyor sonuçta. Ve bir zamanlar lise ve üniversitelere giriş sınavlarına odaklı dershanelere geçen bir hayata tepki vardı. Buna çalınan sınav soruları eklendi daha sonra. Sonra soruları çalmaya da gerek kalmadı. Mülakat sisteminizle puanı düşük de olsa istediğinizi alır oldunuz ve hak edeni de eler oldunuz maalesef. Gençlerimiz devlet planlaması yapılmadan üniversitelerin gereğinden çok daha fazla açtığımız kontenjanlarından, bölümlerinden mezun olduktan sonra iş bulamadıkları için, atanamadıkları için mesleklerini yapamaz hale geldiler. Ve şimdi de işsizliğin yanında iş bulsa dahi yoksulluğa mahkum olacakları bir geleceğin onları beklediklerini düşünüyorlar. Ve işte bundan dolayı aslında bütün bu saydıklarımdan dolayı o oy moy yok söylemi çıktı onlardan. Ülkemizde duruma baktığımızda ücretli çalışanların %50'si asgari ücret alıyorken pek çok üniversite diplomalı ve asgari ücrete yakın ücretlerle çok uzun çalışma saatlerinde çalışıyor gençler. Bundan dolayı şikayetçiler ve sonuçta nereye gelmiş biliyor musunuz? Ülkeden kaçmak gitmek istiyorlar. Çok üzülüyorum. Geri gelmemek üzere gitmek istiyorlar üstelik de. Buna üniversite okuyan da okumayan da dahil. Şimdi aslında özetle iktidarınızın koca, bu şahsınızın değil ama iktidarınızın son 20 yılda getirdiği noktada koca bir nesle borcu var Sayın Bakan. Ve gençlerimiz derdini bir şekilde dile getirdiğinde soruşturmalar başlıyor, emniyetten çağırıyorlar. En son yurt bulamadıklarında terörist ilan edildiler. Ve gelin diyorum ben, evlatlarımız bunlar bizim, onlar bizim geleceğimiz. Şikayet falan ediyorlar diye derhal onlara bir damga falan yapıştırmayalım. Dinleyelim onları, kulaklarımızı açarak dinleyelim. Bakın ben de devlet yurtlarında okuyarak tıp fakültesi bitirdim. O yurtta kalmanın ve yurt bulamamanın sokakta kalmakla eşdeğer olduğunu, nefes dahi alınamayacağını yaşayarak geldik. Şimdi o nedenle yurt sorunu var bugün ama neden var baktığımızda yurt sayısını çok artırmış olmamıza rağmen öğrenci sayısıyla eşit oranda artmadığı için 2016'dan bu yana neredeyse hiç yeni yurt yapılmadı gibi bir durumla da karşı karşıya olunca şu anki durum 773 tane yurt var. Ve 2021'de devlet yurdu kapasitesi 695 bin kişiye gerilemiş. Ancak Türkiye'de şu anda örgün eğitimde 3 milyon 801 bin öğrenci var. Şimdi bunların geri kalanları ne yapacaklar? Özel yurtlar var. Özel yurtlara baktığımızda 4406 tane özel yurt var. Bunların toplam kapasitesi 442 bin. Yani bunları da karşılamıyor. Dolayısıyla devlet yurtları 5'te 1'ini şu anda ancak karşılar vaziyette öğrenci sayısı. Ben siz cevap verirken süremden özür diliyorum. Şimdi bu çocukların da iki tane sorunları var. Genel olarak çok pahalı özel yurtlar tercih etmek zorunda kalanlar veya bazı vakıf ve cemaatleri terk edilmiş yurt dışı bir yerlere gelip baktığımız zaman. Gençlerimiz ideolojik endoktrinasyona maruz kalmak istemedikleri zaman işte yurtsuzluğa terk edilmiş oluyorlar. Ve hani bu evlerinde okuyorlar ondan dolayı deyip bunun içinden çıkamayız. Ciddi bir yurt sorunuyla karşı karşıya kaldık. Ve bunu serbest piyasaya terk ettik biz yurt dışında diyemeyiz, diyemezsiniz. Çünkü baktığımızda İlim Yayma Cemiyeti'nin 107, TÜRGEV'in 18, TÜKVA'nın 38, Ensar Vakfı'nın 60 tane yurdu var diye ulaşıyoruz bilgilere. Sadece bu 223 yurt için devlet tarafından, devlet bütçesinden, bizim vergilerimizden, milletin vergilerinden o gençlerin onları geçindirmek, okutmak için uğraşan anne babalarının vergilerinden 173 milyon 704 bin lira aktarılacak bu sene. Şimdi soru şu ve basit. Devlet neden yurdu kendisi yapmıyor da bu yapılanmaları finanse ediyor? Bu soruya cevap bekliyoruz Sayın Bakan sizden. Şimdi sonuçta kiralamak zorunda kalıyor öğrenci. Apartlar ve kiralar nedeniyle o şehirlerdeki diğer insanlar da mağdur oluyor. Öğrencilerin olduğu yerlerde kiralar artıyor. Ve yurtlarda iletişim altyapıları eksik. Mesela Konya'da Mevlana Üniversitesi 3000 kişilik kız öğrenci yurdundan belinden dışarıya kadar sarkarak telefon konuşmak ve internetten yararlanmaya çalışıyor gençler. Bana yeni iletildi. Bunu size aktarmış olayım. İnternet yavaş ve bu çağda 16 GB kotaya da mahkum edilmişler. Bir hafta dahi yetmiyor.
Yemekhaneler fiyatları bakıldığında kredilerin 650 lira olduğuna baktığında bunu karşılayamıyor. Köylerimizde, ben Isparta kendi seçim bölgemde, köylerimizde halı saha talepleri var. Altyapı, internet altyapısı talepleri var gençler için. Bunları karşılamanızı ve soru önergelerimize cevap vermenizi bekliyoruz. Benim süremden çok az gittiği için bakanımızdan ve sizden de istirham ederek ilave süre veremiyorum. Lütfen. Isparta'nın Akpınar Köyü için, Avşar Köyü için, Çaltı Köyü için, Hacılar Köyü için verdiğim önergelerde değerlendireceğiz halı saha talepleri dediniz. Onu değerlendirmenizi bekliyoruz. Arak Köyü, Salır Köyü için verdiğim önergeleri cevap alamadım henüz. Gençlerimiz deşarj olmak için spor teşekkür yapmak ediyorum. İstiyorlar. Bunları değerlendirmenizi rica ediyoruz. Sağ olun. Bütçenin hayırlı olması diliyorum. Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Tamer Osman Ağoğlu'na. Sayın Osman Ağoğlu, buyurun lütfen. Süremiz 5 dakika. Sayın Bakan, kıymetli.